Merhaba. Hoş geldiniz. Bu büyük ihtimal Lizbon'dan 3. videom olacak ve ışık şu an çok güzel geliyor. Odamı da gezdiririm bu videoda belki odamı düzenlersem. Şimdi bugün Cuma günü 16 Eylül. 16 Eylül Cuma, evet. Ve geleli tam bir hafta oldu. İnanamıyorum. Zaman çok hızlı geçti. Ve geldim, hani ilk 2 günü video çekmiştim ve alışveriş yapmıştım. Sonrasında birkaç gün dinlendim. Sonra işlerle uğraştık. Otobüs kartı almaya çalıştık. Bu haftanın başında okula kayıt yaptırdık. İşte derslerimizi seçtik falan, ama o sıralarda böyle bir çekmedim. Yani bir sebep bulamayacağım. Çekmedim ama şimdi devam etme enerjisi yine geldi. Dün Ecem de kendi odasına yerleşti. O yüzden onunla tekrar alışverişe gittik. Çünkü zaten tam olarak her şeyi almamıştım. Mesela yurtta yemek yapabilmem için tava, tencere falan almam lazımdı. Çünkü dışarıdan yemek gerçekten bir süre sonra artık pahalı oluyor. Yani her zaman dışarıdan yiyemezsiniz ve ben de yapmak istiyorum yurt. Sonra o yüzden onunla tekrar IKEA'ya gittik ve oradaki yine Avukan'a gittik. Ve yine yiyecek şeylerim bitti. O yüzden hem de yiyecek bir şeyler aldım. Ve aldığım alışverişe geçtim. Ve bugün güzel bir gün olacak. İşte odamı düzenleyeceğim size bunları anlattıktan sonra. Sonra saat 6'da böyle ESN'nin böyle chill out'u var işte. Yeni gelenlerle böyle tanışıldığı bir etkinlik. Ücretsiz. Bir sahilde. Ona gideceğim. Tamam, başlıyorum. Şimdi masanın üstü o kadardan. Ya burası böyle duvarın dibi böyle full masa ve şey. Ama hiç dolap, raf, çekmece yok. Sadece dolapta 2 tane çekmece var. Dolaba zaten ancak kıyafetlerim sığdı. O yüzden masanın üstünü düzenleyebilmek için birkaç şey aldım. Şöyle 2 tane kutu, yani depolamak alanı için, bölmek için eşyaları. Çünkü her şey birbirine giriyor burada. Bu 1,5 euro. Bu da 1 euro. Daha küçüğü şöyle iç içe konulabiliyor. Kabloları falan düzenlerim diye düşündüm. Böyle plastik bir raf olacak böyle, aslında ayakkabılığımsı, böyle bir banyo dolabımsı bir raf. Onda şu duvarın kenarı full boş aslında. Orada da yığdım eşyaları. Bunları da orada temizlik eşyalarını falan düzenlemek için oraya kuracağımı düşünüyorum. Bu da 13 euro. Bu biraz pahalıydı. Ama en uygun işimi görecek şey de buydu gerçekten, alan açısından. Ama böyle bunun ayakları açılıyor. Ve bir raf oluyor. Aslında bunu ya böyle oraya ayakkabılık, girişe ayakkabılık yapmak için kullanabilirim. Ya da masanın üstündeki alanı yine genişletmek adına böyle bir raf olarak kullanabilirim. Böyle karar vereceğim yerleştirirken. Bu da 4 euroydu. Şey aldım. Tava. Bu 5 euro. Bir de tencere aldım. Bu da 10 euro. Normal orta boy bir tencere. Çorba falan yapacağım. Hatta tarhana getirdim. Şimdi Avukan'a geçelim. Kesme tahtası en ucuzundan 1 euro. Bu salata şeyiymiş. Ben de ucuz plastik diye, en ucuzu bu diye bunu aldım. Hani çorba falan pişirdiğim zaman çorbayı falan koymak için. Ama salata şeyiymiş. Neyse, çorba içinde kullanılır sonuçta. Şunu aldım. Da 59'du. 59 ne? 59 euro değil tabii ki. 59 cent. Şundan aldım. Aşırı lazımdı. Havlumu falan asmak için. O da başka açabileceğim bir şey yok. Böyle ucuz olacağını düşünüyorsun mesela. Bu 1,5 euro. İki. Milk aldım. Ülkede olmayan şeyleri alıp tadına bakayım diye de. Bu cips, galiba bisküvili olanını aldım. Bu da 1,25. Çok güzel bir şey aldım. Bu çok güzel. Mısır gevreği ve 6 tane var böyle, ama hepsi farklı farklı ve yani çoğu yemediğim şeyler. Biraz pahalıydı fiyat ama mesela en sevdiğim bulup daha büyük paketini öyle alabilirim diye düşündüm. Bu 3,29. Tuz aldım. Bu 27 cent. Zeytinyağı. Bunun fiyatına inanamayacaksınız. Yani iyi bir zeytinyağı bilmiyorum ama fiyatı 3 euro. Ve 750 milim. Ve 3 euro yani. Üçlü domates sosu. Yemeklere kullanılan galiba. Makarnayı kullanırız diye. Bu da 70 cent. Sağlım patates cipsi. Patatas. Değişik bir şey aldım denemek istediğim. Popcorn şey. Mikrodalga popcornu. Bu 1 euro. Islak mendil. Toilet paper. Tuvalet ıslak mendili.
1.24 makarna ve bakın Türk markası ve birkaç Villada'nın streç filmleri falan vardı. Bildiğiniz üstüne streç film ve işte alüminyum folyo falan Türkçe yazıyordu böyle ve bu bizim mutlu etti. Ve direkt ilk hani makarna almaya girdiğim zaman hemen Türk makarnası gördük. Ve bunu aldık tabii ki. Ve en ucuz da yine buydu. 60 cent. 1 litre süt. 72 cent mi? Yumurta aldım 6'lı. Şimdilik 6'lı aldım. Sonra 12'li falan büyüğünü alırım diye düşündüm. Bu da 1.40. Yoğurt aldım. Yoğurt dolapta 1 kilo. 1 kilo yoğurt aldım. O da 2 euro. Çünkü geçen aldığım yoğurtlar böyle küçük küçüktü ve çok çabuk bitirdiğim için, her sabah yediğim için büyüğünü alayım dedim. 1 kilosunu aldım. Bıçak 2 euro. En ucuzu yine bu. Alışverişim bu kadar. Şunu bilin, Erasmus'a gelecekseniz, gelecek olan arkadaşlarım. İlk hafta çok para harcıyorsunuz. İhtiyaçlarınızı almak için, her şeyi de çıkartmak için, işte otobüs kartı çıkartmak için. İlk hafta bir çok yoğun geçiyor. Yani hızlı geçiyor, yoğun geçiyor ve sürekli bir şeyler halletmeye çalışıyorsunuz ve çok para harcıyorsunuz. Şimdi bunları yerleştireceğim, odamı toplayacağım. Önce kahvaltı yapacağım çünkü bunları göstereceğim diye daha bir şey yememiştim. Önce kahvaltı yapacağım. Sonra etrafı düzenleyeceğim. O zaman çekerim belki. Sonunda düzenledim odamı. Şimdi size gezdireyim biraz ama yurdu gezdiremeyeceğim çünkü mutfakta falan böyle insanlar yemek yapıyor, yani rahatsız etmek istemiyorum. Şimdi odamı düzenledim, onu göstereceğim. Burası en çıkış kapısı. Burası tuvalet. Böyle minik bir tuvalet. Şuradakiler benim eşyalarım. Kapısı böyle kapanıyor. Kilitleniyor içeriden. Bu tarafta duş. Yine bu tuvalet gibi. Hem perdeli hem yine kapısı kilitleniyor. İşte yan odadaki arkadaşımla kullanıyoruz. Burası da odam. Dolap çok uzun, yani tavan çok yüksek ve dolap da o kadar yüksek. Böyle aslında minicik, yani gezdirecek bir şey kalmadı. İşte bu rafı kurdum böyle ve her şeyimi aldı, yani tüm ihtiyacım olan şeyleri. Bu kirli poşetim, deterjan, ayakkabıları buraya dizdim. Bu bavul maalesef burada çünkü koyacak yer yok. Sandalyem, çantalar, çöp. Şurada kalorifer var. Yoksa onu oraya tıkabilirdim ama maalesef orada yer yok. Bu yatağım. Kedi. Şu kapıyı kapatayım. Bu kapının arkasında şeyleri astım. Bu tarafa havluların, bu tarafa çanta. Günlük kullandığım şeyleri astım. Dolabımı göstereyim. Bayağı büyük aslında ama bakın doldu bile yani dolap. İşte kazaklar, sweatshirtler, tişört, üstler, altlar, iç çamaşırlar, çoraplar. Şurada şeyler, pijamalar, eşofman üstleri falan. Valizlerim daha önce 2 tane oraya sığdı. Şuralara poşetleri teptim. Dolap böyle. Şurada masamın üstü. Bu da böyle bir masa yani. Upuzun yapmışlar. Buraya işte şu aldığım rafı koydum. Bunun içinde filmler, işte telefon kablolar falan filan. Burada daha sık kullanacağım kablolar. Bu taraf minik bir, yine mutfak gibi bir şey oldu. Erzak dolu. Çünkü mutfaktaki de yer kalmadı yani. Buraya koydum. Burada kolyeler, makyaj malzemeleri, suyum. Bunlardı kitaplarım, zaten 2 tane getirdim. Defter 2 tane, minik ajanda, bu kalemler, markerlar. Her şeyi açıklamam. İşte kesim moto cetvelimi falan getirdim. Bu lamba vardı burada. Böyle. Hadi camımı da göstereyim. Şu an karşı tarafta yapılmadığı için, hazır olmadığı için, yani şuraya kadar şu an yurt. Buraya ekleme yapıyorlar. Ve çok fazla, ya camı açtığım zaman aşırı fazla tozlanıyor. Böyle. Cam da bu tarafa açılıyor, bu tarafa açılmıyor. Böyle dikey bir cam. Burada ta aşağıya kadar gidiyor. Böyle. Şimdi biraz dinleneceğim, duracağım. Sonra hazırlanacağım.
Çıkarım büyük ihtimalle. Yerleştiğim için çok mutluyum. Ya odama aşırı fazla ısındım. Çok sevdim odamı yani. Bir de ben böyle bir yerlere çok çabuk böyle benimsemem yani. Rahat olurum ama bu kadar çok sevmem yani. Önceki yurdumda biraz hemen ısınmamıştım galiba. Ya yani İstanbul'dakinde. Ya yani yine ısındım ben bir süre sonra ama bunu aşırı aşırı hızlı sanki benimsedim. Bir de başka bir ülkede yani bu kadar çabuk benimseyeceğimi düşünmezdim. Ama böyle düzenleyince falan aşırı hoşuma gitti. Bayağı bir otobüs bekledim. Sonra aslında yanlış otobüse binmişim. Ya ben otobüse binmiştim ve şehir merkezine gittiğini biliyordum. Yani nereye gittiğini biliyordum. Yanlış otobüse binmişim. Sonra ondan indim, sonra tekrar yanlış otobüse bindim. Ve gittikçe gitmek istediğim yerden uzaklaştım. Oraya ne bineceğim ve gideceğim ve zaten geç kaldım ama böyle sonuçta saatli bir etkinlik değil yani. Umarım gittiğimde hala insanlar orada olur. Geldik beach'e ve insanlar şurada ama biraz tanışmaya çekiniyorum. Zor geliyor. Bir de ilk gün tanıştığım arkadaşım var, Pelin. O da geldi benimle. Şimdi o ayaklarını denize sokuyor. Güzel bir yer ve biraz soğuk. Gün batımı çok güzel. Böyle. Bayağı güzel bir yer. İnsanlarla kaynaşmaya çalışıyorum. Şu meşhur trenler galiba ama numaralarını bilmiyoruz. Yine rastgele geldik. Ben buradan yürümemiştim. Şimdi buralar bayağı güzel gecede yürümek ve kimse olmadığı için çok daha güzel. Bu bayağı meydanı, bilmiyorum adının ne olduğunu ama burası bir meydan. Biz çok tatlı kişilerle tanıştık. Güzel bir gündü. O yüzden çok fazla insanları rahatsız etmemek için çekmedim. Bir de unuttum zaten çekmeyi ama güzel foto falan çekindik. Kime konuşuyorum? Kimi konuşuyoruz şu söyle, anda? Söyleyeyim mi kime konuştuğumu? İşte beni izleyenler. Gerçekten arkadaşlarıma yani. Ve aileme. Elin arkadaşlarım ve ailesi. Merak etmeyin, iyiyiz. Çok iyiyiz. Endişelenmeyin. Bu arada tam bir haftamız ve yine ilk geldiğimiz gün buradan yürümüştük. Evet. Hatırladın mı? Bir anların depreşti mi? Bak, ilk haftamız çok yorucu ve ama aynı zamanda güzel geçti. Ve aynı zamanda çok hızlı geçti ama bayağı güzeldi. Evet, hızlı ve dolu dolu geçti. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Ama iyi de geçti. Çoğu şeyi hallettik. Yani halledeceğimiz çok bir şey kalmadı gibi. O zaman görüşürüz. Kapatıyorum. Sonra ne zaman çekerim bilmiyorum. Buradan kapatıyorum. Vay canına, ilk defa odamdan değil de buradan kapatıyorum. Görüşürüz.